Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kereviz yapıyorum. Kerevizi çoğu kişiler sevmez ama size sevdiren portakallı kereviz ve kereviz salatası yapmak istiyorum. Kerevizin saplarını da kesinlikle atmıyoruz. Bunlardan turşu yapabilirsiniz, salatalarınıza katabilirsiniz, çorbasını yapabilirsiniz. Ben çorbasını yaptım. Bunları da yıkayıp buzdolabı poşetlerini kaldırıyorum. İstediğim zaman kullanıyorum. Öncelikle kerevizimizi bir güzel soyalım. Bir adet doğranmış yemeklik soğanım var. Ben yarısını kullanmak istiyorum. Çünkü eşim sevmiyor. Ben seviyorum. Yarısını da salatasında kullanmak istiyorum. Limonlu su hazırladım. Limonlu suyumuzun içerisine küp küp doğradığımız kerevizlerimizi atalım. Bir adet ayvam var. Bu ayva ta geçen seneden kalmış. Buzdolabında bir tane bekletmiştim lazım olur diye. Bir adet ayva. Bunu da limonlu suyumuzun içerisine atalım. Yarım çay bardağından az sıvı yağ. Üzerine soğanlarımızı, ayva, kereviz ve havuçlarımızı ilave edelim. Bir güzel kavuralım. En son bir adet patates. Dilediğiniz kadar artırabilirsiniz. Patateslerimizi küp küp doğrayalım. Şöyle güzelce yıkanmış kereviz yapraklarını ilave edelim. 2 adet portakal suyu. Portakal yoksa limon da kullanabilirsiniz. C vitamini hem kerevizin ağır kokusunu alacak hem de daha lezzetli yapacak. Kavrulan kerevizin üzerine patates ve yapraklarını ilave edelim. Patates çabuk piştiği için ikinci sırada atıyorum ben. Bu arada salatası için kerevizimizi rendeleyelim. İçerisine 2 adet de havuç rendesi ilave ettim. Salatamızın malzemeleri hazır. Kereviz vücudumuzun pH değerini yükseltir, dengede tutar. Kalp damar sağlığını ve bağışıklığımızı kuvvetlendirir. Fazlası gaz yapar. O yüzden dikkatli tüketmenizde fayda var. Tansiyonu da yine dengeler. Kendiniz dilediğiniz şekilde tatlandırabilirsiniz. Ben kırmızı pancar turşusu ilave ettim. Hatta şöyle de hem suyundan hem de pancarlarından ilave edelim. Üzerine sarımsaklı yoğurt. İçine biraz zeytinyağı. Ve şöyle biraz da ceviz ilavesi yapalım. Dilerseniz cevizleri kırabilirsiniz ama bu şekilde diri kaldığı zaman daha güzel bir tat verecek. Ve salatamız hazır. Mutlaka denemelisiniz. Bu arada kerevizimiz kavruldu güzelce. Şimdi portakal suyu ve suyunu ilave edelim. Bir çay bardağı su ve iki portakalın suyuyla birlikte kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirelim. Mis gibi portakal ve kereviz koktu evin içi. Mutlaka bu yöntemle denemelisiniz. Çok az da zerdeçal ilavesi yaptım. Lezzetine lezzet ve şifa kattım. Portakallı, ayvalı, havuçlu kerevizimiz hazır. Lokum gibi oldu. Dilerseniz üzerine yine limon ve zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Yumuşacık pişti. Salatamız da hazır. Ben böyle ikili tarifleri yapmayı çok seviyorum. Yaprakların da dediğim gibi kökleri fazla kalındı. Onları da güzelce yıkadıktan sonra buzdolabı poşetine kaldırıyorum. Salatalarda, çorbalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Umarım tariflerimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve soğuyan havalarda sokak canlarına destek olmayı unutmayın lütfen.